Öklid'in Stoheia isimli kitabı, yani öğeler, elementler kitabı 2200 yıl boyunca geometriye egemen olmuştur. Bunu yanlış yazdım. 2200 olacak. Ben toplama yapamıyorum hocam. 2200 yıl geometriye hükmetmiştir. Ta Riemann'a kadar. Bundan sonrasını alayım. Gerçi Gauss'a. Bakın bu Öklid'in Stoheia'sından, yani öğeler kitabından elimizdeki en eski el yazmalarından biri, bir papirüs parçası bu. Bu Mısır'da, Banasa'da bulundu. Oxyrhynchus papirüsü diye biliniyor. Oxyrhynchus papirüsü 29 diye biliniyor. Onun bir parçası. Burada geometrik şekli de görüyorsunuz. Bundan sonrasını alayım. Öklid'in kitabı, dediğim gibi, ilk çağdan başlıyor. Ta 19. yüzyıla kadar egemen, geometriye egemen. Geometriyi bu da, yani Newton'un bilmem neyin falan bütün yaptıkları bu adamın geometrisine dayanıyor. Bundan sonrasını alayım. Şimdi Öklid'in kitabı 13 kitaptan oluşuyor. Yani 13 büyük bölümden oluşuyor diyelim. Bu bir örnek. Birinci kitapta bu meşhur paralellik önermesi. Paralellik nedir? Öklid diyor ki, böyle bir çizgiyi kesen iki çizgi düşünün. Bu çizginin şu çizgiyle iç açıları eğer iki dik açıdan azsa, bu çizgiler uzattığınız takdirde kesişir. Bu meşhur paralellik teoremidir Öklid'in. Eğer bunların toplamı 180 derece ise kesişmez. Aynen. Bundan sonrasını alayım. Şimdi Öklid'in Stoheia'sı dediğimiz gibi 13 kitaptan oluşuyor. Neler var bu kitapta? Birinci kitap düzlem geometrisi. Burada meşhur paralellik önermesi var. Pitagor teoremi var. Açıların eşitliği tartışılıyor. Üçgenlerin iç açıları vesaire. Bunlar tartışılıyor. İkinci kitap dik açıların, karelerin eşitliği. Altın oran meşhur. Bunun çizilmesi. Bu kitabın konusuna bazen geometrik cebir de deniyor. Üçüncü kitap daire ve özellikleri, tanjantlar. Burada Thales teoremi, benzer üçgenler içine giriyor. Dördüncü kitap üçgenlerin ve düzenli çokkenarlıların, yani polihedraların iç ve dış dairelerinin çizilmesi ve özellikleri. Bakın bu çok önemli. Bu niye çok önemli? Çünkü bu Arşimed'in pi sayısını hesap etmesine yarıyor. Değil mi? Beşinci kitap oranlardan bahsediyor. Altıncı kitap oranlar kuramının düzlem geometrisine uygulanması. Ondan sonraki kitap, bakın, sayılar kuramı giriyor işin içine. Bölünebilir, en büyük ortak böleni bulmak için kullanılan meşhur Öklid algoritması, en küçük ortak çarpanlar. Burada artık aritmetiğe giriyor Öklid. Ondan sonra tam sayıların geometrik serileri. Ondan sonra bir önceki kitaptakilerin uygulanması, asal sayıların sonsuzluğu ve tüm çiftli mükemmel sayıların, ki bunlar teleoaritmosun kurulması. Sonra irrasyonel sayılar. Yani mesela 2'nin karekökü, mesela pi. O zaman pi bilinmiyor ama 2'nin karekökü gayet iyi biliniyor. Pitagor teoreminden ötürü. İrrasyonel sayılar ve ölçülemeyen çizgiler. Bu çok önemli. Çizgiyi ölçemiyoruz. 2'nin karekökünü ölçemez. Çünkü 2'nin karekökünün günü temsil eden çizginin sayısı sonsuza gidiyor. Çizgi olarak görürsün ama ölçemez. Bu 10. kitabın sonuçlarının katı cisimlere uygulanması. 12. kitap koni, piramit, silindir. Burada çok ilginç. Yani Newton'un ve Leibniz'in keşfettikleri entegrasyon sistemine benzer bir sistem kullanıyor Öklid. Bunu Arşimet'te kullanmış. En son kitap platonik cisimler. Bakın bu ilk defa Timaeus'ta ortaya atıldı. Bu çok enteresan bir şey. Bundan sonrasını alayım. Bunlar meşhur platonik cisimler. İlk defa bunları Atinalı matematikçi
Tetus, Öklit'ten önce, milattan önce 417-369. Bunların, burada gördüğünüz katıların her köşesinde aynı sayıda 101 araya geliyor şurada. Bunun bu 5 tane şekil her köşesinde aynı miktarda yüzeyin bir araya geldiği dış bükey yegane katılar bunlar. Sadece 5 tane var. Altıncıyı çizemiyoruz. Yok çünkü. Bakın bu çok önemli. Bu müthiş bir şey. Yani diyemezsin ki efendim her şeye kadir bir güç bunu çizer. Hayır çizemez. Yok böyle bir şey. Adam bunu ispat ediyor. Tetus bunu zaten ispat etmiş. Öklit tekrar ediyor. Ama kaç boyutlu bu? Bu 3 boyutlu. 4 boyut çizemez. 4 boyut bak 4 boyut çok sonra giriyor işin içine. 19. yüzyıla kadar yok. Yok. Bu geometri 2200 sene hükmetmiş. Peki hocam bir şey soracağım aklıma geldi. Buyur. Platonik aşk nereden geliyor? Platonik aşk ideyalar var ya, gerçek olmayan, ulaşılamayan. İdeal. İdeal, ideal. İdeal, ideal. Hayrola? Platon cisimler dedin de. Bundan sonrasını alayım. Platoncu cisimler deseydi iş karışmazdı. Karışmazdı evet. Platoncu cisimler. Evet. Şimdi bakın, öğeler Öklid'in tek eseri değil. Elimize tamamen veya kısmen ulaşan başka eserleri var. Mesela Veriler diye bir kitabı var. Bu geometri problemlerinde verilen bilgiyi irdeliyor. Sana ne bilgiler verildi, bunlarla neler yapabilirsin? Geometrik şekillerin bölünmesi. Bir geometrik şekli nasıl bölersin? Bu Catoptrix çok ilginç. Aynaların geometrik kuramı ya. Simetri özelliklerini anlatıyor. Fenomena bu astronomi hakkında bir kitap. Optik perspektif kuramı ile ilgili. Elimizdeki en eski perspektif eseri. Öklid'in yazdığını diğer kaynaklardan da bildiklerimiz var. Kaybolmuş eserler bunlar. Mesela konik kesitler ki Apollonius buna dayanmış. Porizmler var. Soydaria çok ilginç bir kitap olmalı. Bu düşünme yanlışları hakkında. Felsefe kitabı hocam. Nasıl yanlış düşünürsün? Adam oturmuş bu noktada kitap yazmış. Yüzey konumları, yüzeylerin uzaydaki konumlarıyla ilgili. Ve mekanik hakkında bazı eserler. Mesela Araplar, Müslümanlar, Öklid'in bu kitabını biliyorlar. Kullanmışlar fakat ne yazık ki kayıp kitap. Bundan sonrasını alayım. Bu, bakın Oxford Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde Öklid'in heykeli. Bizim hangi üniversitemizde Öklid'in heykeli var? Çok merak ederim. Bizim hangi üniversitede kimin heykeli var? O da başka dava. Bundan şeyde, sonrasını alayım. Dil tarihte Mimar Sinan'ın biliyorsun şeyi onu vardı. Da Ekrem Bey getirtmiş. Evet. Çünkü hocam siz onun hikayesini biliyorsunuz değil mi? Koyacak yer bulamıyorlarmış. Ha. Ekrem Bey diyor ki ben dekandım o zaman. Ya getirin bizim bahçeye koyalım demiş.